Merhabalar. Hamle sırası Beyaz'da bu konumda. Beyaz'ın taşlarının Siyah Şah'a çok ciddi tehditler yaptığını görüyorsunuz. Ancak Beyaz Şah da çok güvenli bir konumda değil. Yani hamle sırası Siyah'ta olsa ortalık bayağı bir karışacak. Fakat hamle sırası Beyaz'da. Şimdi burada Vezir Raşidi Şah F8'in bir anlamı yok. Kale G7 ile başlıyor beyaz. Siyah şahın durumunu zayıflatıyor ve tabii ki şah çekti. Şimdi kale alınmak zorunda. Şahla alırsa Vezir Raşidi Şah F8'e, Vezir F7 mat var. O yüzden kale G7'ye fil G7 oynamak zorunda. Şimdi ise tabii ki F7 piyonu korunmasız kaldı. Vezir H7 değil tabii ki. Vezir F7, şah. Şah H8'e. Bu oynanmış bir oyun. Vezir E8 F7 karesini boşalttı. Kale E8'e de at F7 çatal şah G8'e at D6 ile beyaz kazanıyor. Ancak şunu da belirtelim. Şah H8'e vezir F5 daha kuvvetli bir hamleydi. Çünkü çifte tehdit hem vezir H7 mat hem de at F7 şah G8'e de fil C4 ile anca uzatabiliyor siyahlar. Fil D5'e fil D5 de olur, at D5 de olur. Yine beyaz kazanıyor. Bu konumda hamle beyazda. E6 karesinin boşta korunmasız olması beyaza bir taktik imkan veriyor. Şöyle ki at F7. At F7 veziri istiyor ve kalede boşta. Şah F7'ye vezir H5 şah matla bitiyor bu devam yolu. Çünkü şah E7 oynadığında kaleyi korumak için kale E6, şah E6, kale E1 şah, şah D6, vezir C5 şah, şah D7'ye, vezir F5, şah D6'ya da vezir E6 mat. Şimdi at F7'ye vezir E8 kaleyi korudu. Şimdi ise kale E6, vezir E6 ve at D8. Şimdi ise C6 piyonu ve E6'daki vezir istekte. Vezir E4'e de at C6. Ancak tehditler tabii bitmiyor. Burada da hem piyon kazandı, D piyonu geçer. At E7 ile devam edebilir. Dördüncü konumumuzda hamle sırası beyazda ve kaleler arasındaki farkı görüyorsunuz. Kale H8'de, kale A6'da. Buna karşın beyazın kaleleri D ve F dikeylerinde son derece etkili. Bu konumda ise beyaz 4 hamlede force mat yapıyor. Şöyle başlıyor. Kale F7 şah. Fil F7. Şimdi at F5 şah. Şah E6 oynanmış. Şah E8 oynarsa burada bir hamlede mat var. Şah E6'ya
At G7 şah. Siyah şahın oynayabileceği tek bir kare var. Şah E7. Burada fil D8. Mat gördüğünüz gibi. Fil D8 yerine fil C5 de olabilir. Ama uzatıyor. Kale D6 kapatabilir. Sonrasında fille alınca şah D7. Diğerinde tek hamlede mat var. Şimdi ise hamle siyahta. Ve siyah vezir şu anda istekte. Ancak beyaz şahın durumu da bir hayli kritik ve siyah vezir fedasıyla başlıyor. Fil F1. Fil F1. Şah veziri almaktan başka bir çaresi yok beyazların. Vezir H5'e ise kale F2. Şah H1. Fil G2. Tekrar şah. Ve şah G1'e. Kale E2. Çifte şah. Ve beyaz şahın oynayabilecek tek bir karesi şah H2'ye de fil F3 ile açarak şah ve aynı zamanda fil veziri istiyor. Ve siyah partiyi kazanıyor çünkü taş fazla.